Sevgili seyirciler, değerli konuklarımız, Tekirdağ'ın güzel ilçesi Şarköy'deyiz. Sevgili Şarköylülerle birlikteyiz. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz efendim tekrar. Efendim, Kiraz Festivali kapsamında çeşitli organizasyonlar düzenleyen ve bizim de buraya gelmemizde çok büyük katkısı olan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak'a teşekkür ediyoruz. Çeşitli ülkelerden konukları olduğu için bizimle birlikte olamadı ama hem siz sevgili seyircilerimize hem de Şarköylülere içten sıcak mesajlarını gönderdi. Ben bunu iletmiş olayım sizlere. Reklam arasında iki değerli meslektaşımdan çok anlamlı iki mesaj aldım. Birisi diyor ki, Derya Kırıcı, kalem namusuna güvendiğim, fevkalade güçlü bir yazar olan, dürüst kişiliğini bildiğim Derya Kırıcı meslektaşım. Uğur Bey, Asala'nın katlettiği diplomatlarımızı hatırlatmak, onların da bir aileleri olduğunun altını çizmek için 3 yıllık bir araştırma sonucu yazdığım Uzun Gölgeli Cüceler adlı kitabım sadece 600 adet sattı. Üstelik insanlar daha rahat okusunlar diye roman kurgusunda yazmıştım. Okuyanlardan çok iyi dönüşler aldım ancak Ermeni meselesini bizim tezlerimizle işlediğim için maalesef ilgi görmedi. Sevgili Derya Kırıcı, siz de Orhan Pamuk gibi yapacaktınız, o zaman Nobel bile alırdınız. Şimdi bir başka kadim dostumdan, çok değerli yol arkadaşım, çok dürüst, değerli meslektaşım, Profesör Haluk Şahin'den az önce bahsettim. Unutulmuş bir suikastin anatomisi adı altında ilk suikast olan bizim Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ve yardımcısının kurban gittikleri bir suikasti anlattı ve hüküm giyen sanığın gerek polis sorgusunda gerek mahkeme aşamalarında hem FBI belgelerine dayanarak hem de mahkeme tutanaklarından yola çıkarak ne korkunç yalanlar dile getirdiğini anlattığı kitabıyla ilgili bir konuşma yapmıştım. Haluk diyor ki, Uğurcuğum sağ ol, henüz Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan hatırımı soran bile olmadı. 42 diplomatımız öldürülmüş ve bu tek kitap diyor. Gerçekten de çok düşündürücü. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kişinin bile arayıp sormamış olması fevkalade üzücü, hatta çok derin derin düşündürmesi gereken bir durum. Reklamlara girerken ben Sayın Profesör Yaşar Nuri Öztürk, ki Türkiye'nin en büyük din alimlerindendir, ilahiyatçılarındandır, dünyaca saygın gören bir bilim insanıdır. Onun hastalığını anlatacağımızı söylemiştim. Bugün ayrıca büyük yurtsever, şairliği için biz ne söylesek azdır. O denli büyük şair, destansı şiirler yazan ölümsüz bir şair, Nazım Hikmet'in ebediyete intikalini ...53. yıl dönümü, sevgili Müjdat Gezen'in her ikisiyle ilgili de çok güzel anıları var. Müjdat, sözü sana vereyim. Şimdi biz Yaşar Nuri'yi çok seviyoruz. Çok başka türlü bir insan Yaşar Nuri. Uğur İzmir'den uçağa bindi, hastanede ziyaret etti. Bir sonraki uçakla geri döndü tekrar. Ertesi gün taburcu oldu. Dün telefonla konuştum ben. Nasılsın diyor, sağlığın nasıl diyor. Beni bırak dedim sen. Senin sağlığın nasıl? Sen bu topluma mutlaka lazımsın dedim. Yaşar Nuri bu topluma çok lazım. Bu çok lazım. Çok lazım. Evet, ben de pazartesi günü İzmir'den atladım geldim. Kendisini hastanede ziyaret ettim. Çocukları başında. Orada da çok iyi bir tedavi görüyor. Hekimlerden son derece memnunlar. Yeditepe Üniversitesi
hastanesinde tedavi ediliyordu. Müjdat'ın dediği gibi ertesi gün taburcu olmuş, evinde şimdi istirahat ediyor. Tabii hocamız çok ağır bir hastalık geçiriyor. Yani hastalığını biliyorsunuz. 5 yıldır mücadele verdiği bir rahatsızlığı var. Kendisine buradan acil şifalar dileklerimizi gönderiyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Çok değerli bir bilim insanıdır. Müjdat'a aynen katılıyorum. Bizim dostumuz olmasının ötesinde Türkiye'nin evladıdır. Türkiye'nin gurur duyması gereken çok değerli bir evladıdır. Alkışlarımızı gönderiyoruz kendisine. Uğurcuğum, sıhhati yerinde olsaydı Yaşar Nuri Öztürk'ün gönlümüzün cumhurbaşkanı adaylarından biriydi. Tabii. Doğru söylüyorsun. Müjdat, Nazım'la senin çok anım var. Nazım'la ilgili tabii ben Nazım'ın her bölümüne yetişemedim hayatın içerisinde ama dolaylı şekilde mesela Piraye Hanım eşinin üvey oğlu Mehmet Fuat'ın küçücük açtığı bir tiyatro vardı Altunizade'de. Orada prova yapardık. Piraye Hanım teyze bize çay getirirdi. İşte öyle bir ünsiyetim. Sonra Moskova'ya gittiğimde Vera'yı tanıdım. Vera'yla ilgili eşi. Sonra Ekber Babaev vardı. Nazım'ın bütün şiirlerini ve yazdıklarını anında çeviren, Rusça'ya çeviren kişiydi bu. Onlarla filan epeyce güzel muhabbetim oldu. Moskova dönüşü de bir şey buldum kendi kafamda. Dedim ki çizgilerle Nazım Hikmet. Ya yani Nazım'ın hayatını çizgilerle yapayım. Fakat ben neyi buldum zannetsem benden önce yapıldığını da sonradan öğrenmiş olurum daima. O yapıldı dediler. Ne yapıldı dedim. İşte Marx'la ilgili çizgi roman yapıldı. Olsun ben Nazım'la ilgili yapayım dedim. Savaş Dinçer çok büyük bir çizerdi. Aradan işte o çizdi. Ben yazdım filan. Aradan 5 yıl geçti. 12 Eylül oldu. Kenan Evren geldi. O kitaptan dolayı bizi içeri aldılar. Atilla bunu yazdı kendi gazetesinde. Hikayeyi biliyor musun? Atilla Köprü. Şimdi biz bir girdik cezaevine. O zaman hem saçlar kesiliyor hem tek tip elbise böyle kirli lacivert bir elbise giydiriliyor insana. Girdik. Savaş şöyle bir baktı. 50 kişi ellerinde ve ayaklarında zincirler, ya pranga yani, böyle yürüyorlar. Ya Savaş, o ne ulan dedi. Bize de zincir vururlar mı dedi. Vururlar mı oğlum dedim. Biz kitap yazdık ya. Vururlar mı dedim. Vurdular. Gayet rahat. Hiç. Şimdi Sultanahmet Adliyesi'ne ifade vermeye gidiyoruz. Kitap kötü bir kitap değildir. Nazım'ın hayatını anlatmakta işte filan filan. Neyse öne aldı bizi bir tane başkedikli vardı, torpil yaptı. Elden ayaktan zincir. İşte böyle bir 50 kişilik taburuz, otobüse bineceğiz. İşte orada bir tane hırsız, bir eroinman, bir esrarkeyi, bir dolandırıcı, bir Savaş, bir ben. Hep aynı böyle aynı kategoride geldik Sultanahmet cezaevine. Pardon, adliyesine. Sultanahmet'teydi o zaman. Cezaevi arabasından indik. Bir taşa oturtturdular bizi alt katta zeminde. Oradan yukarı çıkıp ifade vereceğiz. Yargılanacağız yani. Taşa oturduk da ama bakın 50 kişinin hem iki ayağında hem iki elinde zincir var. Zincirliyiz yani. İki kişi fırladı tuvalete gitti. Ulan zincir var nasıl? Başkilikli var, komutan gelsin dedim ya nasıl gitti buna? Sorma ya onlar kilit hırsızı dedi. Bir dakikada atmışlar firketeyle. Sonra cezaevi müdürü odasında işte biz de tabii o kültürü alınca sen bilirsin. Ampulü gevşetiyorsun böyle. Yerli sigara yahut da yaldızlardan birbirine ekliyorsun. Ampulü sıkıştırıyorsun. Yaldızın ucunda bir tane çapraz çivi. Düğmeye bas. O iletken olduğu için çivi bir dakika sonra kıpkırmızı oluyor. Üstünde menemen yap, makarna yap, çay yap tabii. Artık ne yaparsan yap ondan sonra. Şimdi cezaevi müdürü var, albay sıkı yönetimi o zaman. Bir dolabı var böyle. Dolapta mahkumların icat ettiği aletler var abi.
Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yüzlerce alet, yani biz hani onlar, yok Edison, yok George Stephenson, gel sen orada cezaevinde gör neler bulmuş adamlar ya. Yani Türkler az değil yani bu konuda yani. Yani bilgisayar, cep telefonu, telefon, televizyon, onu babam da bulur, onda ne var yani ama bunları buldular. En sonunda dedi ki müdür, fakat bir kilit yaptırdım dedi, yeni bir kilit, kimse açamıyor dedi. Nereden anladın dedim, ne kadar hırsız varsa toplamış, açtırmaya çalışmış, açamamışlar. Bilir kişi hırsızlar oldu abi. Ya. Ama o zaman büyük hırsızlar henüz devreye girmemişti. Yok yok, onlar sırada. Zaten o zaman cezaevleri ufaktı. Şimdi tabii Nazım'la ilgili benim tabii bilmediğim, mesela ben 10 yaşındayım. Annem beni yazları çırak verir. İşte manav çırağı, bakkal çırağı. Bir de oyuncakçı çıraklığı yapıyorum ben. Patronum Ömer Deniz diye bir abi. Mahallede hukuk fakültesi 3. sınıfında bir abimiz. O oyuncakları yapıyor. Ben boyuyorum filan. İşte bana o kuklalar yaptı. Onları oynatıyoruz filan böyle. 10 yaşlarında filanım. O Ömer Deniz'in sonradan 1938 Harp Okulu olayında Nazım Hikmet'ten imza almaya gidip bir hayran olarak 5,5 sene o olayda, 12 senede Nazım yaptı sonra, biliyorsun. Evet, biliyorum. Ve madem ki Nazım şair, benim de biliyorsun yani, evet. Zaten Aragon, Baudelaire, Nazım, ben falan böyle az kişiyiz biz yani şiir yazan ya. Şimdi geçen gün bir yayın evi dedi ki ya benim, ama bu çok önemli çünkü suç öyle mi teşkil edemin, ama 1987'de basılmış bu kitabım. Acayip Şiirler Antikolojisi. Tamam mı? Yani antika şiirler var içinde. Yani hiç şiir gibi değil ama birkaç tanesi çok kısa ve çok ilginç. Okumamda oku, inşallah sakınca yoktur. Çünkü bak 87'de basılmış. Bir dakika. Soner sen de bu şimdi konuda deneyim misin? Şimdi Rütük var abi. Rütük var. Rütük eğer mi? Bir sakıncalı durum görürsen uyar lütfen beni de. Yok. Rütük var çünkü. Okur musun Bedri? Evet. Kaç diyor İstanbul? İstanbul 87 Gümüş Basım Evi. 1987. 80. Şimdi bak. Şimdi tabii ben tiyatrocu olduğum senin için... Senin eski Türkçe basılmış kitapların da var. E tabii. Bunun da hiyeroglif kitapları var. Tamam abi devam et sen. Fakat şimdi biyografisini nihayet açıklamış. 1943 diyor. Nihayet değil, her zaman ben açık internette de var. Ben de 29 Ekim 1943 doğum. 29 Ekim. Abim 30 Ağustos. Bravo. Evet. Evet. Cumhuriyet. Ama Cumhuriyet. Her zaman söylüyorum babamın matematiği. Baba Cumhuriyetçi belli. Babamın matematiği iyiydi. Matematiği. Yani şimdi burada ince hesap çünkü 9 ay ve ilaveten 10 gün, yani şöyle yapıyorum. Gel. Hanım. Şimdi şiirlerden bir tanesi şöyle. Ne zaman ki Hamlet kafayı üşüttü, Danimarka krallığı işte o zaman çöktü. Demek ki kıssadan hisse alalım, bir devletin başı ne zaman ki oynatıyor, o ülke işte o zaman batıyor. Bunda korkulacak, çekinilecek bir şey yok. Sen Danimarka'dan bahsediyorsun. Ne marka? Danimarka. Ha, Danimarka, tamam. Ha. Şimdi bir tane bilgi yarışmasında soru sormuşlar. Bak bu benim şiire bak şimdi. İllet nedir? Milliyet nedir? Millet nedir? İllet muhalefet. Milliyet gazetedir. Millet neydi be? Neyse ne unuttum. Ben şimdi iktidarım, vaktiyle umuttum. 87'de bunlar. Evet.
Bunu 87'de yazmışım. Bak, bir rençper ördüğü duvara yaslanmış ağlıyordu. Neden ağlıyorsun diye sordum. Açıkladı. Bu dört duvarı bana ördürdüler. Şimdi dışarı çıkamıyorum. Hem duvarı ören benim, hem çileyi çeken ben, ona ağlıyorum ya. Ya, yani, daha var bunlardan. Yani buradan şunu söyleyebilirim. 87'de yazdığı şiirler sanki henüz yazılmış, mürekkebi kurumamış gibi. Demek ki yazarın büyüklüğü, gücü de aradan uzun yıllar geçtikten sonra o şiir ya da o yazı aynı tadı veriyorsa işte oradadır. Yani sen edebi değerinden bahsediyorsun değil mi? Gayet tabii edebi değerinden bahsediyorum. Yani. Yoksa bak, yoksa bir tane güncelleme çabam falan yok benim. Bir papağanım var. Ne alakası var günümüzün Türkiye'siyle? Bir papağanım var. Hiç konuşmuyor. Boyuna düşünüyor. Bir hindim var. Hiç çenesi durmuyor. Yani altında da demişim ki, uyan Nasrettin Hocam, ne günlere geldik. Ya vallahi 1987. Bravo. 87'de basılmış. Bravo. O gün bugün de kimse kitaptan şikayetçi olmamış. Yayın evi dedik bunu yeniden basalım dedi. Yolda gelirken okudum. Basılabilir nitelikte gördüm yani. Gayet yani var. Ben basarım da polis basarsa fena. Şiirler bu kadar. Peki. Uğurcuğum. Müjdatçığım, şimdi madem kitaptan söz ettik, ben sevgili Soner Yalçın'ın aylardır liste başı olan, hakikaten elime aldığımda heyecanlandığım, herkesin başucunda mutlaka bulundurması gereken çok değerli bir eser. Bu da yıllar geçtikten sonra gelecek kuşaklara öylesine şeyler anlatıyor ki ben bunu sözcüklerle ifade etmekte zorlanıyorum. Okuduğum en başarılı, en değerli eserlerden, yapıtlardan biri. Seni kutluyorum sevgili Soner. Galat'ı meşhur gibi bir değerli eseri topluma armağan ettiğin için. Evet, benim de bugün bir kitabım çıktı. Gelecek kuşaklara okuduklarında vah, benim ülkem vah, neler yaşamış diyecekleri yazılarla dolu. Evet. İsmi de zaten Vah Ülkem Vah adlı kitabım. Bunu Halk Kitap yayınladı. Halk TV'ye destek olmak için açıkçası yayınladım. Gösterin şu kitapları. Ondan sonra sevgili Soner Yalçın'a dönelim. Evet, evet, çok teşekkürler. Değerli bir herhalde seyircimiz destek olsun diye getirdi ve bütün koltuklara bırakmış. Umarım beğenirsiniz. En azından biz gazeteciler tarihe tanıklık ediyoruz. Bunu tarihe not düşme, bir gazetecinin not düşme gayretleri olarak değerlendirirsiniz. Uğur, küçücük bu konuda lütfen şununla ilgili bir not söyleyebilir miyim? Dün bizim okulun telefonu çalıyor. Asistanım açıyor. Bir hanım diyor ki, ben Halk TV kitaplarından iki seri kitap aldım. Onu okuldaki öğrencilerin kitaplığına hediye edebilir miyim diyor. Ay ne güzel. Ya, o kadar ne mutlu güzel oldum. Ona ne güzel. İsmini bilmiyorum. Buradan teşekkür ediyorum. Kitaplar gelince de mektubu yazın. Destekleyin efendim. Destekleyin. Evet. Halk TV'yi, Sözcü lazım gazetesini, Oda TV'yi destekleyin lütfen. Evet. Sevgili Soner, şimdi senin soruşturmacı gazetecilik süzgecinden geçen bilgiler doğrultusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanmakta olan, bizim Rıza Sarraf olarak tanıdığımız, bazılarının hayırsever iş adamı olarak değerlendirdiği, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Reza Zarrab adı altında yargılanan, şu anda tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın, yarınki Sözcü'den baktım ben, avukatına 60 milyon dolarlık bir taahhütte bulunmuş. Böyle bir sözleşme imzalanmış. Bu belki de Amerika tarihinin de en pahalı avukatlık sözleşmesi olabilir. 180 milyon Türk lirası avukata verecek. 180 milyon Türk lirası avukata verecek. Düşünebiliyor musunuz parayı? Düşünebiliyor musunuz? Bu da Amerikan toplumunda tabii tartışılır. Çünkü kefalet ödeyebilecek parası olmayanlar yıllarca cezaevinde çürüyor. Ama bazı çok büyük suçlular güçlü oldukları ve cepleri de dolu olduğu için
kefalet ücretini ne kadar yüksek olursa olsun verip tahliye olabiliyorlar. Zaten dünkü duruşmada hakim tereddüt içinde kalmış. Çünkü Zarrab'ın avukatı bütün avukatlık hünerlerini kullanarak, Amerika'da biraz da teatraldır o duruşmalar, her türlü aktörlük gücünü de sergileyerek hakimi etkilemeye gayret etmiş ve nitekim hakim de bir haftalık izin istemiş. Evet. Bir hafta içinde belgeleri, iddiaları değerlendirip karar vereceğim demiş. Bu Zarrab davasına nasıl bakıyorsun? Ben de senden sonra çok çarpıcı bir bilgiyi seyircilerimize ilk kez paylaşacağım. Öncelikle Yaşar Nuri Öztürk hocamla ilgili ben de izin verirseniz birkaç cümle sarf etmek istiyorum. Yaşar Nuri Öztürk niye önemli bir bilim adamıdır? Şimdi ben kendimi onun öğrencisi olarak görürüm. Ben ilahiyat öğrenimi görmedim. Ama Yaşar Nuri Öztürk gibi değerli hocaların kitaplarını çok okudum. Üzerlerine çok çalıştım. Çok düşündüm. İslam ona 6. yüzyıldan 12. 13. yüzyıla kadar gerçekten bu Almanya'nın toprakları da başta olmak üzere Orta Çağ'dan kat ve kat üstündü. Bu üstünlük aydınlık anlamında, bilimsel buluş anlamında çok üstündü. İslam'ın altın yıllarıydı. 12. ve 13. yüzyıl. Sonra devreye hurafeler girdi ve İslam karanlığa gömüldü. İslam hala o karanlıkta duruyor. İslam'ı o karanlıktan çıkartmak isteyen bütün Müslüman coğrafya açısından ve Müslümanların çoğunu öyle görür Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk İslam'ın Rönesans'ını yaptı. Nedir Rönesans'tan? Neyi kastediyorum? Çünkü Batı Orta Çağ'ıyla o Cizvit papazlarıyla Katolik hurafeleriyle yok oluştan Protestanların bir farklı bakış açılarıyla, aydınlık bakış açılarıyla Hristiyanlığı oradan kurtardılar. Mustafa Kemal Atatürk hurafelere karşı savaş açtı. Hurafeye karşı savaş açarken İslam'ın özünü halka öğretmek istedi. Onun için Kur'an-ı Kerim'i gerçek anlamda araya kimse girmesin, din yobazları girmesin, şeyhler, şıhlar girmesin diye Türkçe yapmak istedi. Benim halkım o büyük yüce kitabı Türkçe olarak öğrensin istedi. Mustafa Kemal'e çok fazla 1928'de öneriler getirdiler. Efendim işte kiliselere biz de sıra koyalım. Yok efendim işte ilahi müzik bunları reddet. İslam'ı bozmayın. Saf İslam, temiz İslam ve akılcı İslam. Allah insana akıl verdiyse bu aklı kullanacak. İşte Yaşar Nuri Öztürk hocam o Rönesans'ın ürünüdür. Yani Mustafa Kemal'in bilim adamıdır. Bravo. Yaşar Nuri Öztürkler de bizi yetiştirdi. Bu bayrak elden ele dolaşacak. O kitaplar okunacak. Ve Yaşar Nuri Öztürk hocamı sadece bakın samimi olarak söylüyorum. Bu bizim yaşadığımız coğrafya açısından değil. Bütün dünya İslam'ı açısından aydınlık İslam'ı öğrettiği için yıllarca, yüzyıllarca anılacak değerde bir isimdir. Bu bölümü kapatıyorum. Şimdi şeye gelmeden önce, Reza Zarrab meselesine gelmeden önce bir şey daha hatırlatmak istiyorum size. Bu mevcut iktidar Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına söylemediğini bırakmadılar. Ve hep yalan söylediler. Yok jandarma bizi bastı, efendim biz Kur'an'ımızı öğrenemedik, yok öyle oldu. Ben bir şeyh çocuğuyum, öyle şeyler yok. Torunuyum pardon, torunuyum. Şimdi Mustafa Kemal'e büyük bir düşmanlıkla geldiniz. Her türlü yalanı söylediniz. Peki kardeşim, bu cumhuriyeti bu kadar kötülediniz. Siz ne yaptınız? 17-25 Aralık'ın ne olduğunu bütün Türkiye biliyor. Çalıyor da yapıyor diyor. Herkes biliyor. Herkes. Dünyada bir öğreniyor. Sonra ne yaptınız kardeşim siz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin söylemediğini bırakmadınız. Süleyman Şah'tan kaçan adım buraya geldiniz. Siz
Bu toplum cumhuriyet, kadınlar, erkekler dans yapıyor, o yapıyor, bu yapıyor. Ensarlarla en ahlaksızlığı dünya kamuoyuna duyurdunuz. Ahlaksızlığınız ortaya çıktı. Şimdi cumhuriyeti söylemediğinizi bırakmadınız. Şunlar böyle diye şatafatta herkesi geçtiniz. Altınızdaki ciplerle, saraylarınızla. Yani kardeşim, iki yüzlülüğünüzü herkes gördü ve anladı. Şimdi onun bir yansıması. Yine bunların bizim başımıza bela ettiği bir hırsızlık meselesi. 17-25 Aralık bizim içimizde kalsaydı, hadi biz kol kırılır yen içinde kalır. Evet. Şimdi dünya senin hırsızlığını konuşuyor. Bakın dünya medyasında şunlar vardır. Belli dönemler birine diktatör olarak gösterir. Saddam der. Hüsnü Mübarek der. Şimdi bütün dünyada Recep Tayyip Erdoğan diyorlar. İşte aklınız. Bütün dünya ama. Bütün dünyanın dalga geçtiği bir ülke olduk biz. Şimdi Reza Zarrab meselesine gelince. Bir parantez açacağım ama bu Amerika'daki yargılamayla ilgili. Amerika'daki yargılamanın ne olduğunu bir örnek vereyim. 1999. Fethullah Gülen Amerika'ya gitti. Sağlık vizesi alınır. Amerika'ya gitti. İşte sağlığım kötü, ameliyat olacağım vesaire ve sağlık vizesi aldı. Fakat bir yerden sonra Amerikalı yetkililer buna dedi ki, kardeşim sağlık vizesi aldın ama ülkene dönmen lazım. Bu ondan sonra tuttu, yabancı işçi vizesi almak istedi. Ve yeşil kart almak istedi. Burada sorunlar çıktı. 2005, 2006, 2007 vermiyor. Devreye CIA girdi. CIA girdi bizzat, isimleri var. O kadar detaylara girmek için hızlı geçiyorum. Şu oldu, bu oldu, verilmedi. Ne zaman verildi biliyor musunuz? Fethullah Gülen'e oturma izni. Ergenekon soruşturmaları başlayınca. Ne zaman Ergenekon'dan tutuklamalar başladı? 2008'de oturma vizesini aldı Fethullah Gülen. Şimdi 17-25 Aralık'ın ne olduğunu biliyoruz. Kafamızda hiçbirimizin kafasında bir soru işareti yok. Babacığım vecair bilmem neyi biliyoruz. O telefon görüşmelerin kime ait olduğunu da biliyoruz. Buralarda hiç şüphemiz yok. Ama biz şunu da biliyoruz. Bu Almanya durduk yere niye bu Ermeni soykırımı yaptı diyoruz. Bir sebebi var diyoruz değil mi? Bakın bunlar emperyalist. Bunlar kendi çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmezler. Demokrasiymiş falan umurunda bile değildir. İşte görüyoruz. Yıllardır Suudi Arabistan'ı destekliyorlar. Kadınları kesiyor, erkekleri kesiyor. Hala çağ dışı yöntemleri olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni vesaire destek. Bunların aklında namusmuş, hırsızlıkmış, oymuş bunlar yoktur. O zaman diyeceğiz ki biz, bu iş ne? Bu Reza Zarrab meselesi ne kardeşim? Bak bir daha söyleyeyim. 17-25 Aralık'ı biliyoruz biz. Dünya biliyor. Ama bu dava niye açıldı? Bu dava bir yere gidecek. Bu davayı bir yere götürecekler. Peki biz nereye gideceğini de biliyoruz değil mi? Bunların hedefinin kim olduğunu da biliyoruz. Ankara'daki saray. Peki kardeşim, şurası bizi ilgilendiriyor. Bu davadan kurtulmak için Reza Zarrab ve o bildiğimiz arkadaşları Türkiye'de neyi feda edecekler? Neyi feda edecekler? Bizden ne çıkacak? Biz buna bakacağız. Bizden ne çıkacak? Onu sıkıştırıyorlar. Gitti Çin'le anlaşma yaptı. Füze anlaşması falan yaptı. Hemen ona bir iki 17-25 falan geldi. Füze satışını bıraktı. Rusya'ya yaklaştı. Tuhaf şekilde bir uçak düştü. Orayla uzaklaştı, uzaklaştırıldı. Bununla oynuyorlar. Bunu bir yere getirmek istiyorlar. Orada Almanya onu yapıyor.
Burada Amerika bunu yapıyor. Kardeşim, eğer sen bütün dünyaya veya Orta Doğu'ya bir karşı çıkış yapacaksan canlı evde oturmayacaksın. Taş atarlar ve aşağıya iner. Sen arkamda bu kadar şeyler bırakacaksın ve adam onu kullanmayacak. Böyle bir şey yok. Gördünüz mü şimdi ülkeyi nereye soktular? Bak ne diyorum konuşmamda? 17-25 Aralık bizde olsaydı tamam. Ne yapalım? Allah belalarını versin. Herkes de biliyor zaten. Şimdi geldi dünya. Ve peki biz şimdi şunu dememiz lazım. Bu ne verecek? Ya kardeşim bu ne verecek şimdi? Kuzey Suriye'yi mi verecek? Başka bir şeyler mi olacak? Bunu göreceğiz. Ama burada onları zor günler bekliyor. Neden zor günleri bekliyor? Uğur Dündar şimdi sizlere anlatacak neden zor günler bekliyor. Uğur, evet. Soner, sana çok teşekkür ediyorum hayatım. Buraya gelirken benim iki tane davam devam ediyor. Karım dedi ki ne olur yalvarıyorum. Biraz sana çok teşekkür ediyorum. Beni büyük bir yükten kurtardın. Yani omuzundan yük kalktı yani. Ben sevgili Soner Yalçın'ın söylediklerinin altına imzamı atıyorum. Hakikaten bu emperyalizme açık vermeyeceksiniz. Çünkü yakaladılar mı sizden istediklerini alırlar. Öperler. Doğruya doğru. Evet, maalesef. Yaşar Nuri Hoca'yla da ilgili bir bilgiyi paylaşmayı unuttum. Hasta yatağında savcılık Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaretten ifade vermeye gelmesini istemiş. Adam yatıyor yani. Hayır, 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 yuvalama yok. Hayır, hayır. Biz kimseye hakaret etmeyiz, kimsenin kişilik haklarına saldırmayız, kimseye yönelik iftira atmayız. Yok, bizim ilkelerimiz bellidir. Onu ama aynen bu şey, bu hakaret çok yani üzücü. İngilizce you, sen manasında söylüyorum. You, sen. Ben öyle aldım. Ben mi yani? Sen diyor. Sen diyorsun yani, ben mi? Hayır, estağfurullah. Efendim, şimdi Soner Yalçın'ın bahsettiği bilgiyi paylaşayım. Bunu ilk kez duyacaksınız. Zarrab'la ilgili. Evet. 2011 yılında Suudi Arabistan'ın Amerika'daki büyükelçisi, Washington'daki büyükelçisi bir suikaste uğrayacağı iddiasıyla bu suikasti yapacak zanlı gözaltına alınıyor. Zanlı Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan, Texas'ta yaşayan İran asıllı bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı. Orada ismi Jack. Ama İranlı ismi de korunuyor. Ve bu kişi ifadesinde, çok esrarengiz bir dava bu. Bu kişi ifadesinde kendisinin İran'da devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücünün önemli isimlerinden, akrabası bir kişiden bu talimatı aldığını ve yine onun görevlendirdiği bir başka kişiyle bu eylemi gerçekleştireceğini itiraf ediyor. İşte Meksika mafyası karışıyor. Uzun bir hikaye. Bu kişi Meksika'ya gidiyor falan. Oradan sınır dışı ediliyor. Araya FBI tuzakçıları giriyor. Bunu tuzağa düşürmek istiyorlar falan. Sonuçta bir 100 bin dolarlık para ödeniyor bu suikasti gerçekleştirecek tetikçiye, Meksika mafyasına. Ve savcı da kiralık katile. Savcı da 1,5 milyon dolarlık bir para havalesinden söz ediyor ama bu paranın bir deniz aşırı ülkeden geldiğini söylemekle birlikte isim vermiyor, gizli bırakıyor. Ve bazı bilgileri paylaşmayı tercih etmiyor. Kendisi ulaştığını ifade ediyor ama mahkeme kayıtlarına bunları geçirmiyor. Belli ki büyük balık için bir hazırlık yapıyor. Bunları saklıyor. Hürriyet gazetesi bunu 2014 yılında haberleştiriyor.
Rıza Zarrab Hürriyet'i dava ediyor. Ama Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan gelen bir bilgi, bir not Hürriyet gazetesinin haberini doğruladığı için dava düşüyor. Şimdi gelelim büyük balığı daha sonraya saklayan ve bazı bilgileri paylaşmayan ve bu sanığın 25 yıla mahkum edilmesi ile sonuçlanan davanın savcısına. Bu savcı kim biliyor musunuz? Bu savcı bugün Rıza Zarrab'ı tutuklatan o davanın savcısı Preet Bharara. Çünkü o paranın Rıza Zarrab'ın adamlarına ait firmalardan havale edildiği 1,5 milyon doların Rıza Zarrab'ın bu dosyada da adı geçen adamlarına ait firmalardan geldiği Hürriyet gazetesinin haberinde yer alıyor. Sen bunun bir bölümünü yazdın. Bir bölümünü yazdım. Ama o savcının yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi'ne yapılacak suikastle ilgili dosyanın savcısı Preet Bharara. Yani şu anda Rıza Zarrab'ı yargılatacak olan savcı. Dolayısıyla savcının Rıza Zarrab dosyasını 17-25 Aralık'tan çok önce 2010-2011 yıllarında takibe aldığı ve FBI takibinin, teknik izlemenin bu tarihten itibaren süre geldiği anlaşılıyor. Şimdi Kudüs gücü nedir? Kudüs gücü geçmişe dönük olarak baktığımızda yine devrim muhafızlarına bağlı. Özellikle İran Şii devrimi sırasında bu devrimin ihracı için gayret gösteren Hümeyni döneminde Türkiye'de pek çok aydınımızı katleden militanların eğitildiği bir güç. Ve başka ülkelerde terörist faaliyetlerde bulunmak üzere devrim muhafızlarıyla iç içe çalışan ve onların bir kolu olan güç. Dolayısıyla iş çok bambaşka yönlere çekilebilir. Az önce Soner Yalçın'ın dediği gibi keşke Türk yargısı 17-25 Aralık dosyasını kapatmak yerine Rıza Zarrab'ı burada yargılayıp hükmünü vermiş olsaydı. Tabii ki o zaman Rıza Zarrab Amerika'ya gitmeyecekti ve belki de bu dosya hiçbir zaman işleme konulmayacaktı. Gönlümüz Türk yargısının bu dosyayı sonuçlandırmasından yanaydı ama ne yazık ki baskılarla, talimatlarla, kamuoyundaki izlenim bu dosya kapatıldı ve sonuçta işte başımıza nereye gideceği belli olmayan bir karanlık süreç yıkıldı. Bunun karşılığı da tabii Soner Yalçın'ın belirttiği gibi Türkiye'den, Türkiye'yi yönetenlerden pek çok tavizin istenebileceği bir mecraya doğru akabilir. İnşallah böyle olmaz diyelim. Bu rakamlara bakar mısın? 70 milyon dolar avukata. 60. 60 milyon. 50 milyon dolar kefalet. Bu rakamları 3 ile çarpmak gerekiyor. Bunlar küçük rakam. Onlara bunlar küçük. Onun için küçük rakam. Çünkü evet. Benim ilk defa televizyondan yine o sırada bildirdiğim rakam 87 milyar euroydu. Milyar euro. Sirkülasyon, kara para sirkülasyonu. Bunun 200 milyar euroyu bulduğu iddia ediliyor. Bu rakamları kavrayabiliyor mu? Ben anlayamıyorum mesela bu rakamlar Müjdatçım, nasıl? Müjdatçım, bir tanesi ortaya çıktı. Gana'dan 1,5 ton altın taşıyan bir uçak geldi buraya. Evet. Geldi, indi. Rüşvet yemeyen bir gümrük görevlisi buna izin vermedi. Ve böylece ortaya çıktı. Kim bilir? Bizim bilmediğimiz kaç uçak, tır, kaç tonlarla kaç altın, tır kaç tır, kaç gemi, kaç gemicik gitmiş olabilir. Gemicik demeyelim de. Yani ben şu açıdan söylüyorum. Gemilerin büyük olanları var, küçük olanları var. Küçük, evet. Transatlantikler var. Taka var. Takalar var. Küçük gemicikler var. Laz'ın çocuğu oturmuş. Baba demiş, taka geçi. Oğlum o taka değil demiş. Transatlantik deyince baba demiş transatlantik nasıl yazılıyor? Taka oğlum o taka demiş. Onunla mı uğraşacaksın? Evet Bedri.
Şimdi sevgili Yaşar Nuri Öztürk'ten bahsettik. Hepimiz ona sevgi ve şifa dileklerimizi, saygılarımızı yolladık. 87 yılında, hani şu meşhur kitabın basıldığı yıl 87, benim Amerika'dan Türkiye'ye dönüp Türkiye'deki gidişatın maalesef hızla Atatürkçülükten uzaklaşma ve bugünkü senaryoya doğru yönelme noktası olduğunu direkt doğrudan gördüğüm ve o günden beri kendimi işte Atatürkçülüğü savunmaya ve elimizden geldiği kadar demokrasiyi savunmaya zamanımın neredeyse yarısını toptan vermeye karar verdiğim yıl. Bakın sevgili Yaşar Nuri Öztürk'ten önce yine dinin hurafelere teslim olmaması, yobazlara teslim olmaması için öldürülen, alçak şekilde öldürülen, alçak kurşunlarla öldürülen Turan Dursun. 1990 yılında. Ve 1990 yılı. O suikastler zincirinin ilk halkasıdır. Evet. İlk halkası Muammer Aksoy. Evet. İlk halkası Muammer Aksoy, arkasından Turan Dursun ve yine Bahriye Üçok bombalı bir mektupla öldürülen Bahriye Üçok. O da korkunç bir şekilde yobazlarla ve dini deforme eden, siyasete ve hurafelere alet eden anlayışla doğrudan savaşabildiği, aynen Turan Dursun gibi onların retoriğini çok iyi bilip bütün deformasyonlarını, biçim bozmalarını ve dine yaptıkları, verdikleri bütün zararı yüzlerine karşı tekrar çalabildiği için öldürüldü Bahriye Üçok'ta Turan Dursun'da. Rahmetli Muammer Aksoy'u burada gerçekten inanılmaz bir saygıyla anıyorum. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kuruluşundan itibaren kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş bir insanım. Ve bütün bu 163. maddenin Türk Ceza Kanunu'ndan kaldırılıp 141 ve 142 ile beraber Türkiye'de şeriatçı propagandanın serbest kalmasının önünü açan yasanın Türkiye'yi bugünlere taşıyacağını bizler 88, 89, 90'da sayısız eylemle, bütün politikacılarla konuşarak, demokratik kitle örgütleriyle konuşarak herkese anlattık. Maalesef o günlerde herkes korkunç bir demokrasi avarisi içindeydi. Ve merak etmeyin, işte fikirler özgürce tartışılırsa bir şey olmaz deniyordu. Bakın 89-90'da yobazlık propagandası serbest kaldı. Maalesef dini bir terör haline dönüştürmeye çalışan ve dini bir şiddet unsuru halinde topluma yayan o karanlık beyinler özgürce radyolar, televizyonlar, gazetelerde yayına Uğur geçtiler. Uğur Mumcu'yu, Çetin Emeci'yi aynı zihniyet hemen arkasından, şehit etmedi mi? Aynı hemen arkasından işte 93'te Uğur Mumcu, 98'de Ahmet Taner Kışlalı, daha sonra sevgili Hablemitoğlu aynı şekilde öldürüldü. Arada Çetin Emeç öldürüldü. Unutmayalım, Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni ve onun asistanı. Arkadaşlar. Size de saldırı oldu. Bana da saldırı oldu. Ben gerçekten Doktor İsmail Hamzoğlu'nun inanılmaz sağ olsun başarılı bir operasyonuyla kurtuldum. Ama sonuçta Azmi değil mi? Efendim? Azmi değil mi? Yok, o İsmail ortopedistir. Azmi Bey ortopedistir. Hayır. Azmi. Evet. İsmail Hamzoğlu. Evet. Yani inanılmaz bir bağırsak operasyonu, tamam, bütün geldi. İç organlar biliyorsunuz. Peki hiç bir komplikasyon oldu? Yok, Allah'a şükür. Allah'a şükür kalmadı. Maşallah. Yani ne kadar müteşekkirim kendisine, bu vesileyi tekrar ifade edeyim. Şimdi burada bakın, bugün insanlar intihar komandoları olarak kendisini patlatarak topluma şiddetle ölüm yayan, ölüm saçan, gerçekten intiharı yol olarak seçen teröristler var. Bu teröristler nereden yetişti zannediyorsunuz? İşte bugün o teröristler diyelim 23-24 yaşında, değil mi? İşte doğduklarından beri 163. madde kaldırıldı ve o propaganda sonucunda bu kişiler din adına öl, öldür, yok et, sen yok ol, cennete gideceksin,
huriler senin olacak, 40 tane, 50 tane, 1000 tane cariyen olacak. Bütün bunlara inanarak insanın insana zarar verdiği, insanın insanı yok saydığı, insanlığın yok sayıldığı bir ortamın parçası ve esiri haline geldiler belli, maalesef. Lafını kesmek istemiyorum. 7 yaşında çocuk annesine geliyor. Anne ben ölmek istiyorum diyor. Aynen. Aynen. Niye diyorlar? Çünkü ölürsem cennete gidecekmişim diyor. Orası çok biliyorsunuz değil mi bunu? Aynen. Böyle bir şey var mı? Sistem artık işi oraya getirmiş. Şimdi bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yolsuzluklardan bahsediyoruz. Bu ülkede yeni başbakan geldi, yolsuzluk soruşturma kurulu kapatıldı. Bugüne kadar ne işe yarıyordu bilmiyoruz. Ne kadar ne işe yaramıştı bilmiyoruz. Bir böyle bir ülkede yolsuzluk soruşturma kurulunu ben kapattım deme lüksüne sahip. Ben bunu anlayamıyorum. Biliyorsunuz Rıza Zarrab, bakanlar önüne yatıyordu kalkan olmak için. Nerede o bakanlar? Peki dokunulmazlıklar kaldırılacağı zaman, kaldırıldığı zaman neden o bakanlar da aynı pakette ele alınmadı? Bunu izah edebilen var mı arkadaşlar? Bu mudur? Türkiye'de kürsü dokunulmazlığı, düşünce özgürlüğünün yanı sıra peki ben bu hakkımdan feragat ediyorum derken aynı pakette AKP neden yolsuzlukların da masaya konmasına olanak tanımadı? Türk halkı bunu soruyor kendilerine. Arkadaşlar burada biliyorsunuz yolsuzluktan bahsedildiği yerde adaletten bahsedilir, yargıdan bahsedilir. Şimdi yargı bağımsız mı değil mi bunu hep tartışıyoruz. Yargının maalesef Türkiye'de o sahte demokrat 2010 referandumundan başlayarak özellikle ne hale getirildiğini çok iyi biliyorsunuz. Bunu defalarca anlattık 2010 yılında da Bedri, bunun... son bir dakika tamam, hızla şey yapıyorum. Şimdi burada yargının bu şekilde bağımsızlığı gündeme geliyor. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, efendim niye bunu ters görüyorsunuz diyor Danıştay Sayıştay. Ben o yargının da Cumhurbaşkanıyım aynı zamanda diyor. Ama arkasından diyor ki ben AKP'nin de başkanı ve Cumhurbaşkanı sayılırım diyor. Sonra da diyor ki yargı bağımsız diyor. Bunu bir anlayabilen var mı sevgili Müjdat? Sen aynı zamanda yazarsın, senaryocusun. Bir insan ben yargının da Cumhurbaşkanıyım ama hala AKP'nin de başıyım. Dolayısıyla ama orayı bizim, da ben bizim, temsil ediyorum. Bizim anlamamız önemli evet. değil. Ve hemen o arkasından da yargı bağımsız diyorum. Anlayan var mı aranızda? Soruyorum. Anlayan varsa lütfen bana bir anlatın. Ben de anlayayım arkadaşlar. Bedri, ben anlıyorum. Sana sonra anlatacağım. O halde siz reklam arasında son, anlatın. Son bir cümle reklam arasında. Bir cümleyle. Evet, geçiyoruz. Son bir reklam arasında önce işte neden yolsuzlukla uğraşmıyorlar? Neden Ermeni soykırım tasarısıyla uğraşmıyorlar? Çünkü akılları, fikirleri yalnız yapma, başkanlık yapma, söyleme, modelinde. Söyleme. Başkanlık modelinde tek adam modeli, başka hiçbir şey düşünmüyorlar, görmüyorlar. Tek hedef, tek vizyon, tek adam Türkiye'si. Zaman, tek mesele hesap vermemek. Ben bunu böyle görüyorum. Hesap vermekten kaçmak. Bir gün hesap sorulacağını bilmek. Bu kadar. Şimdi sevgili seyirciler, Tekirdağ'ın güzel ilçesi Şarköy'deyiz. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Türkiye'nin yakıcı gündemiyle bundan sonraki bölümde kesintisiz yaklaşık bir saat sizlerle birlikte olacağız. Ama kısa bir aradan sonra.